Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Şubat Perşembe akşam 20.34 sularındayken kısa vadeli analizlerimizle beraber devam edeceğiz yayınlarımıza. 15 Şubat'ta en son yayınımızı yapmıştık. Dünkü yayını yapamamıştık ama en azından grafiklerle bazı e, teknik durumları sizlere aktarmıştık. İlk olarak altından başlarsak ONS altında FED sonrasında e, piyasaya moral oldu demiştik. E, FED tutanakları sonrasında altın, gümüş, borsa e, gibi piyasalara bir yükseliş gelmişti gece saatlerinde. 1862 üzerinde kaldıkça yön yukarı 1872 üzerinde kalması olum çok iyi olur demiştik. Ve dün yani iki gün öncesinden bahsediyoruz. 1855 üzerinde kalmalı demiştik. Grafiğe de baktığımızda bakın burada yine 1855'lerin üzerinde kaldığımızı görüyoruz. Ve buradaki ikili tepe bölgesini yeniden test etmeye doğru gidebiliriz diye aktarmıştık. Bakın böyle bir ikili tepe şöyle bir kulbu belki şu an oluşuyor. Ve yukarı doğru da devam ediyor bu hareket. Ee, ve şu an e, dikkat ederseniz buradaki çizgiler arkadaşlar Şuradaki çizgiye takip edersek artık bu çizgiler bize direnç olarak karşında çıkacak noktalar olarak e, değerlendirmemiz gerekiyor şimdi bizim öncelikle temiz sayfada altıın grafiğini açarsak evet, şöyle 5 saat grafiği de Hatta açarsak daha mı iyi olur yok günlükten gitmemiz yeterli Bence Şimdi buradaki çizgileri bir önce koyalım buraya. Bakın o dünkü çizgi burası aslında o üst çizgi ve üst çizginin de burada kırıldığını görüyoruz. Aslında normal şartlarda 1882-85 civarında gezinmesi gerekiyordu ancak Burada altının asıl yükselmesindeki faktör arkadaşlar Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim diye değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki FED'den dün gelen açıklamalarda bir miktar destek verse de burada asıl etkinin savaş etkisi, dünyadaki savaş etkisi en güvenli liman olarak görülen aslında eğer ABD doları da burada. Güvensiz tarafta kalıyorsa kaldı ki şöyle aslında en güvenilir liman dolardır arkadaşlar ama dünyada kaldı ki faizler ikilere geldi on yıllıklar. Dolayısıyla orada zaten çok fazla gidecek yer kalmadı. Bir de bunun üzerine FED dedi ki ben burada belki o kadar sert olmayabilirim yani gibisinden bir özet çıktı bu tutanaklardan yani yüz bas puandan falan bahsetmiyorlar. 50 baz puan falan olabilir dediler. Dolayısıyla burada birazcık e, beklenenden acaba güvercin mi diye e, düşünüldü. E, ama ben asıl etkinim burada zaten e, altın tarafında bir hareket başlatıldı arkadaşlar. Nerede başlatıldı? Şöyle biraz geri gidelim. Altın tarafında bugün biraz uzun konuşalım diye düşünüyorum. Bakın burada şu noktada zaten oraya gidersek hangi gün o? 11 Şubat tarihi arkadaşlar. 11 Şubat tarihinde altının ipi koptu. 1850'lerin kırılmasıyla beraber bakın buradaki bir ikili tepe çanak yukarı doğru kırılmış oldu. Hatta teorik olarak olarak da şuradaki yükseklik kadar yukarı doğru katlama potansiyeli oluştu ve baktığımızda 1920'ler karşımıza çıkıyor ve işin ilginci de bakın burada yine bir ikili tepe oluşacak eğer 1920'lere gidersek. Yani bunlar tesadüf değil. Ve daha da geniş açıdan bakarsak bakın burada da bir çanak tamamlanmış olacak. Bizim biraz daha geniş çerçeveye bakarsak sonrasındaki halkamız burası geliyor. Yani bunlar tabii ki adım adım ve zamanla olacak şeyler. Her zaman anında e, tek hamlede olacak diye bir şey yok. E, en son çanakta burada bizim 2073'lerde tamamlanma ihtimali var. Ama e, burada eğer bu savaş ortamı e, sakinleşirse işler çok farklı. Eğer bu gerginlik bir e, büyük bir çatışmaya doğru giderse arkadaşlar çok farklı olur. Yani ona göre değerlendirmek gerekiyor. Bakın burada yine e, üstten dibe doğru bir fibo çektim ve karşınıza çıkan seviye 1920 ve e, 1874 görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar ikisi de önemli rakamlar. Bu iki seviyeyi de e, hedefte gözüküyor. Birini açtık zaten artık şu an 1900'lere 1899'lara kadar geldik ve ikinci hedef. Daha temiz göstereyim şimdi size. Şuraya da dikkat edin. İkili dip ve sonrasında yukarı gidiş. Burada da bir dip var. Ve sonrasında da şöyle bir hareket var. E, dipler yükseliyor. Hatta tepeler de yükseliyor. Belki arkadaşlar 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2... 3 şeklinde acaba yakın zamanda 1920'ler 30'lar civarında şu tepeyle buluşur muyuz? O tepeden sonrası arkadaşlar biraz zorlayacaktır. Çünkü bakın burada bir direnç var. Burada bir direnç var. Hatta şu bölgede de zaten direnç olduğu noktadayız. Yani aslında normal şartlarda bu Rusya Ukrayna gerilimi olmasa ben buralardan birazcık gevşemesini beklerim. 1920'ler 1930'lar civarından gevşeyip 1875'lere tekrardan bir duraksamaya gitmesini beklerim. Biraz daha takılıp belki 1860'lar 50'ler sonrasında eğer yukarı doğru gidecekse 1900'lere doğru demin size gösterdiğim çanak hareketi de böyle tamamlanması gerekiyor. Yani bunlar şu zigzag hareketinin zaman sallığıyla alakalı ama şu an olağanüstü bir durum var. Daha da olağanüstü bir duruma gidebiliriz. Şu ana kadar hiçbiriniz bir ben de dahil ...bir dünya savaşı görmedik. Dolayısıyla o koşullarda neleri olacağını kimse bilmiyor. Böyle bir hareket de olabilir. Bunu da kıracak bir hareket de olabilir. Daha da fazlası olabilir. O yüzden bunu tahmin etmek mümkün değil. Ama tabii ki günümüzün şartlarında o kadar büyük bir savaşa girilir mi? Tabii ki soru işareti. Kısmi bir çatışma bölgesi olabileceğini düşünüyorum ben. Özellikle Donbass civarından. Başlayarak eğer işler ciddileşirse veya Rusya istediklerini alamazsa gerekirse Kiev'e doğru bir e, operasyonda yapabileceğini düşünüyorum. Yani bunlar imkansız değil çünkü Rusya ABD'yi ve Avrupa Birliği'ni arkadaşlar çok zor bir dönemde yakaladı ve bu, bu fırsatı değerlendirmek istiyor hem ekonomik olarak hem de petrol bağımlı enerji bağımlı açısından e, yakalamış durumda. Bir de Almanya kendi etrafında arkadaşlar tutuyor. Dolayısıyla burada e, ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin işi biraz zor gözüküyor. E, yani dünyayı da zor günler bekliyor arkadaşlar. Burada e, yani zaten 2013'lerden beri hatta 2008'lerden beri dünya çok rahat e, gitmiyor. 2008'lerden sonra para basma olayıyla e, beraber dünya bir miktar e, sorunları ertelendi. 2008'de aslında yanlışım yoksa e, Detroit'teki... E, Amerika'nın Amerika e, araç fabrikaları e, işte bildiğiniz ünlü firmalar, markaların olduğu Detroit'teki araç e, üretim fabrikaları arkadaşlar iflas etti aslında. Ve sonrasında da mortgage krizi de e, çıkmıştı. Dolayısıyla bu olayı e, yani batamayacak kadar büyük şirketler diye tanımladılar hatırlayanlar bilir belki mi? Dolayısıyla orada destek oldular. Nasıl destek oldular? 2008'den sonra çok ciddi şekilde para basılmaya başlandı ve bu 2013'e kadar sürdü. 2013'te parasal daralmaya FED gitmeye başlayınca her şey değişti ve hatta şöyle bir aylık grafiğe de altından da bahsediyoruz. Her şey değişti arkadaşlar dünya daralmaya başladı. Eskisi gibi o tüketim olayları bitti. Hatta burada da 2011-2012'de e, bu parasal genişlemenin en tepesine geldikten sonra e, Yine 1950'lerden sonra aşağı doğru çakılmaya başlamıştı 2013'ten sonra iyice çakılmıştı Nereye 1000 dolara gelmişti sonrasında 2018'e kadar gitti bu olaylar e, dolar endeksi güçlendi Baktılar olmuyor bu e, faizler yüzde 2-3'lere geliyor e, ABD'de iş e, yürümüyor Tekrardan saldılar arkadaşlar Ve yukarı doğru tekrardan gitmeye başladı 2018'den sonra Nereye? İşte pandemi dönemine kadar 1500'lere kadar geldi. Belki de arkadaşlar eğer pandemi olmasaydı şuradaki bir dip seviyesi var ya bu 1500'ler civarında bir tepe yapıp tekrardan geri gelecekti ve böyle salınacaktı belki. Yani çok sert hareketler olmayacaktı. Sonrasında bir de pandemi çıktı mı çıkarıldı mı bilmiyorum. Artık ona bir şey demek istemiyorum. E, şurası düşüş kanalı. Burası yatay kanal. Uzun vadeli analizleri arkadaşlar bilirler bizim. Şurası da yükseliş trendimiz. Burası düşüş trendimiz ve bakın artık burası da e, yeniden yukarı doğru giden bir trende doğru gidiyor. E, bu trendi döndürecek şey e, yeniden arkadaşlar Fed'in sert faiz artırımları ve bilançoyu e, daraltmasıyla bu tekrardan aşağı gelir. Yani şöyle bir hareket. Yani aslında yani arkadaşlar burada yine e, şuradaki hareket buraya benziyordu. Yine aynı buradaki hareket buraya benziyor mu yoksa daha üstlere mi gidecek? Bunu e, savaş ortamı belirleyecek diye düşünüyorum. Veya Fed çok güvercin olması gerekiyor ki bu e, altın e, çok yukarılara gitsin. Yani bu hareketin ben şimdilik çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir savaş çıkmazsa. Yani e, eğer bir anlaşma olursa altın arkadaşlar sert gevşeyebilir. Şimdiden bu konuda uyarıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar e, deminki konunun tekrar başına dönersek buradaki hareket e, artık bir e, parasal genişlemenin yeniden sonuna geldiğimiz için aslında aşağı doğru geliyordu. Şurada olduğu gibi ama bu savaş ortamıyla beraber yukarı gitmeye tekrardan başladı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bunu çok dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Şimdi bizim günlük analizimize dönersek kısa vadede. Kısa vadede baktığımızda altın 10 arkadaşlar 1855'ler demiştik 2 gün öncesinde. E, ve o seviyenin üzerinde kalabildi. Bakın altına saktı. 1849'lara kadar geldi ama tekrardan üzerinde kapattı. 1873'ler üzerinde kalırsa çok iyi demiştik dün ve bugün en düşük 1867 ve şu anda yine şu seviye bizim için önemliydi hatırlarsanız. Demin 1874'te bir Fibo seviyemiz vardı ayrıca burası da bizim daha önceki tepimiz tepemizdi. O tepeden şöyle bir ufak bir fincan kulp ve yukarı doğru hareketini yaptı veya pullback yaptı da diyebiliriz. Çünkü saatlik bazda pullback'i göreceksiniz yani geri çekilip. Şöyle bir pullback ve yoluna devam ediş hareketi. Yani aslında fincan kuttan daha çok burada pullback hareketin olduğunu söyleyebiliriz. Ve şu an 1900 rakamlara gelmiş durumdayız. Peki bundan sonra nasıl bakmak gerekiyor? Bundan sonra arkadaşlar benim görüşüm 1885. 1885 üzerinde kaldıkça 1920'ler hedef olacaktır. Bugün yarın için verdiğim bu rakamlar geçerli. Sonrasındaki rakamları tekrardan... Güncelleyeceğiz indikatörlere baktığımızda yükseliş trendi artık aşırı satın bölgesine yaklaşıyor ama arkadaşlar bu demek değildir ki aşağı doğru gelecektir. Sadece dikkatli olunuz manasına geliyor. Dolayısıyla daha kısa vadeye bakabiliriz. Daha kısa vadeye baktığımızda ise bu noktada ben şu seviyeyi yani 1894 seviyesini artık arkadaşlar kısa vadeciler için Önemli buluyorum bu seviyenin üzerinde kaldıkça kısa vadede Yön yukarı Günlük bazda ise 1885 üzerinde kaldıkça Yükseliş trendi devam eder diye düşünüyorum birazdan da Özetini yapacağız Peki gram altın tarafına geçelim Oldukça uzun anlatmaya çalıştım aslında ee, kısa vadeden girip uzun vadeden çıktık ee, Durumu da bu şekilde aktarmış olduk Gram altın tarafına geçtik ee, Burada Günlük baza bakalım yine Dünkü grafiği hatırlayalım. Dünkü grafikte gram altında e, dün sarı kanal içerisinde 818-809 içerisinde gezebiliriz demiştik. 820 ile 809 arasında gezindik. 813 üzerinde kaldıkça da yön yukarı demiştik. Şimdi bizim o grafiğe bir bak bakarsak arkadaşlar bakın buradaki sarı kanal kırılmış vaziyette ve en düşük 816'lar görüldü dolayısıyla burada da trendin güçlü olduğunu görüyoruz. Ve bu trendin 818'lerin tepesi kırılmasıyla beraber burada en basitinden arkadaşlar şuradaki yükseklik kadar kabaca bir yukarı doğru hareket tetiklendi. Ve bu hareketin de hedef noktası şu an daha önceki tepeyle de çakışan 830'lar 32'ler bölgesine doğru yanaştı. Dolayısıyla 830'lar şu an bizim için hedef noktamız. Grafiğe biraz daha temiz olarak bakalım. E, dolar TL grafiğine çok benziyordu hareket hatırlarsanız ama ondan sonrasında ayrışmıştı Şimdi alt e, formasyonları da çizeceğim ben size şimdi burada bizim bir üçgen formasyonumuz vardı biraz yaklaşayım bu üçgen formasyonu kırılınca Aslında bizim şu ikili dibe hemen hemen geldik birazcık daha eğimli ve sonrasında tekrardan toparlayıp bakın burada trendi kırdık o trend kırılımı burası. Ve sonrasında pullback yapıp onayı alıp tekrardan yukarı gittik. Yani en azından arkadaşlar şu yükseklik kadar e, teorik olarak yukarı gitme potansiyelimiz oluştu ve gördüğünüz gibi şu an e, tam da o noktadayız. 8.30'lar civarındayız. Yani formasyon hedefi çalışmış. Peki fibo hedefi nasıl diye bakarsak yükseliş düzeltmesi ve fibo seviyesi ilk hedef 825. Bu seviyenin üzerinde kapattığımıza göre aradaki diğer dirençlere de bakalım. Dolayısıyla baktığınızda 835'ler, 840'lar hedef olabilir. Peki, şimdi biraz daha geniş bakarsak, daha önceki tepe noktası tam net rakam yok ama 1060'lar civarında bir bölge var. O bölgeden dibe doğru bir fibo çektiğimizde bu dip de net olmayabilir. Çünkü doğru rakamları vermeyebiliyor. Çünkü anlık olarak hareketler geliştiği için şöyle biz kabaca bakarsak Burada 830'lar var. 830'ların üzerinde bir kapanış bizi orta vadede 880'lere doğru götürebilir diye arkadaşlar bir kanıya varabiliriz. Bunun için de aylık ve haftalık kapanışa bakmak gerekir. Şöyle aylık duruma geçelim. Aylık durumda arkadaşlar burada yükseliş trendi devam ediyor diye bir sadece çok bir yorum yaptırmıyor bize. Haftalık bazda arkadaşlar burada yine baktığımızda durum iyi. E, dolayısıyla buradaki hareket yine devam edebilir. E, yine 850'ler, e, 880'ler daha uzak vadede e, gelme ihtimali var. E, ama bu 10 altındaki çok sert hareketli olabilir. Diyelim ki 1920'lere geldik. Hatta 1925 oldu. Çarpı 13, 65 diyelim. Bölü 31.1. Evet böldüğümüzde 845'li bir rakam Gelme ihtimali bulunuyor diyebiliriz diye ben düşünüyorum. Bir de şuradan bir e, bir bakalım. Şu düzeltme hareketine. Evet baktığımızda 836 seviyesi burada daha makul geldi. Yani 835-840 bölgesine doğru arkadaşlar bizim bir hamle yapmamız söz konusu olabilir diye düşünüyorum gram e, altında. Peki gram altında arkadaşlar günlük bazda e, bizim özetimize yavaş yavaş geçersek bu noktada 823'ler üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder hedef 830-35 bölgesi e, sonrasında da 844'ler olduğunu söyleyebiliriz burada da tepe noktalara bakın 830-8 bölgesini bir tepe var 817 bölgesini geçtik şurada da yine 834'ler var. Arkadaşlar 834 838 ve 845 bölgesi burada potansiyel noktalar ama en makulü 838'ler 37'ler civarı gözüküyor gram altın için hedef bölgesi önümüzdeki hafta veya günlerde bu şekilde gerginlikler devam ederse. Peki özetimizi yapalım artık. Ons altında yükseliş trendi devam ediyor. 1855 üzerinde kaldıkça hedef 1903, 1915, 1920, 1925 e, diyelim. Şöyle destekleri atalım. Hatalı oldu. Buraya da direnç yazalım. E, hedef 1920 bölgesi. Destekleri de 1885, 1874 Fibo seviyesi hatırlarsanız. E, Daha altında da 1855'leri 62 62'leri yazalım. Daha altını yazmayalım. E, ve başka unuttuğumuz bir şey yok gibi gözüküyor. Gram altında 823 üzerinde kaldıkça yön yukarı. Hedef 838 bölgesi diyebiliriz. E, 818 809 kanalı yukarı kırıldı. Destek burada 825, 820, 818, 810 diyelim. Direnç ise burada 834, pardon 830, 834, 838, 844 hatta 41, 44 diyebiliriz. Evet burada da özetimizi tamamlamış olduk. Peki şimdi gümüş tarafına geçebiliriz. Gümüş tarafına geçtiğimizde arkadaşlar burada dünkü grafikte ee, burada 23.5'tan bir düşüş trendi 24 dolara gittikten sonra başlamıştı. Ve sonrasında 23 dolara kadar geldikten sonra bugün yani dünden bahsediyoruz. Tekrar yukarı doğru dönme çabası var. Eğer yarın da 23.5 üzerinde kalabilirsek yukarı doğru döner tekrar derim diye e, sizlere aktarmıştık teknik olarak. Evet grafiğe baksak, baktığımızda arkadaşlar şu an biz 23.5'ların üzerine çıktık ve tekrardan yükseliş trendine girdiğimizi söyleyebiliriz. Ancak Burada benim dikkatimi çeken bir durum var. Eğer arkadaşlar şu bölge 23.8 veya 23.9 seviyesinin üzerinde bir kapanış gelmezse ben bu hareketi biraz zayıf algılarım. Buradaki yükseliş trendi bakın yani şuradaki 5 saatlik grafiğe baktığımızda bakın bu bölgeye gelecek buradan bir muhtemelen şöyle bir hareket yapacak. E, o seviyeyi de söyleyeyim hatta 23.7'lere doğru bir dönüş yapacak kar satışı. Eğer yukarı kıramazsa arkadaşlar burada bir düşüş trendi başlayabilir ee, yani tekrardan 23.5'lardan başlayan hareket 24 dolarda 23 23.9'larda neyse artık son bulabilir buna dikkat edin sizi bu konuda şimdiden uyarıyorum indikatörlere baktığımda e, şimdi öyle bir tehlike görmesem de böyle bir e, formasyon oluşabileceği için e, benim kişisel tecrübeme bağlı olarak ben dikkatli olmakta yarar görüyorum. O yüzden e, sizleri tekrardan uyarmak istiyorum ve bu noktada baktığımda da e, burada arkadaşlar e, 23.8 üzerinde kalmaya yarın devam etmeliyiz ki yükseliş trendi devam etsin diye aktaralım. Peki şimdi gümüş sinyal tablosuna baktığımızda e, burada 22.5'tan en son yükseliş sinyali gelmiş ama burada yayın yapamadığımız için eksik kalmış. Onu yazalım. Düşüş 23.5 ve 24 dolardan 23 dolar düştük. Şimdi az gelebilirsiniz ama bu 23 bölü 24 arkadaşlar yüzde 5 yaklaşık bir düşüşe e tekabül ediyor. Dolayısıyla çok ciddi bir düşüş. Buna ben yakalanmak istemezdim ve şu an tekrardan 23 buçuk'tan riskten e korunmuş vaziyette tekrardan e ben burada pozisyon açılabilirsiniz. Tabii ki size kalmış bir şey. Ama benim de demin de söylediğim gibi. 23.9, 24 dolarlar hatta yuvarlayalım, 23.9 olsun ya da fark etmez. Bu seviyeler kırılmazsa arkadaşlar tekrardan dönme ihtimali var. Ee, özellikle 23.7'ye doğru geldikten sonra bir karar aşaması olacak. Tamam mı devam mı? Ee, tekrardan buradan toparlayıp giderse 24 dolar ve üzeri de gitmesi gerekiyor. Hatta şöyle bir hareket olacaktır. Yükseliş, düzeltmesi, ufak bir düzeltmesi daha devam şeklinde. Belki de 24 buçuklara doğru bir hareket oluşacaktır bunu takip etmek gerekiyor eğer 23.8 üzerinde kalmaya devam ederse pozisyonu ben e, olsam teknik olarak tutma taraftarıyım ama tabii ki yatırım tavsiyesi değil bunu sizin karar vermeniz gerekiyor diye sizlere özetleyelim durumu 5 saatlik baza bakalım bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi ikili tepeye doğru gidecek bir hareket varmış gibi geldi bana bunu da takip edeceğiz. Gram gümüşe geçtik. Gram gümüşte bu çok öncesinin özeti. 5 günün öncesinin. Ee, evet gram gümüşte ne demişiz? Evet gram gümüşte 10-25 önemliydi demişiz. 10-25 üzerindeyiz. Artık 10-28 üzerinde kalmaya devam etmeliyiz ki yükseliş trendi de devam etsin diye burada zaten özetle de aktarmışız. 10-25'in önemli olduğunu. Peki geldik bizim grafiğimize. Ee, grafikte ne gözlemliyoruz? baktığımız arkadaşlar bugün en düşük 1024'ler civarındayız e, kaldı ki 10-28'ler dün için önemliydi bugün baktığımızda da 1030'lar bizim için kabaca önemliydi e, benim gördüğüm kadarıyla ve formasyona da daha tam temiz ekrandan da bakalım çok bariz bir burada, burada bir e, formasyon var Evet, şöyle yükselen bir kanal var arkadaşlar. Bu yükselen kanal e, buradaki tepeye doğru ulaşmak istiyor e, ve burayı da daha önce vermiştik 1360 hedefini ama 13.50'lerden dönmüştü. Bakalım şimdi o hedefe tekrardan gidebilecek mi? Ve Burada dikkat ederseniz de ufaktan bir fincan kulp oluşma ihtimali de e, karşımıza çıkıyor. E, baktığımızda e, şuradaki tepelerden e, şu bölge çok uzakta. Burayı yine baz alabiliriz. 10.50'ler civarı bizim için direnç. Teknik olarak baktığımızda yine şu Seviye bize direnç olabilecek bir nokta. Daha önceki diplerden gelen kanal Bize direnç oluşturacaktı. Dolayısıyla burada da kabaca 10.70'ler. Eğer bu hareket devam ederse direnç oluşturacak bölge. Şimdi bizim günlük duruma biraz daha yakından bakalım. Burada Artık 10.40'lar bizim için önemli bir destek seviyesi. 10.40'lar üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devamını bekleriz. Ve bu noktada bakarsanız yine gram pardon ons gümüşte olduğu gibi bakın burada da yine şuradaki ikili tepeye gitmek istiyor. Bu ikili tepede 10.50'lerde. 10.50'ler kırılırsa da arkadaşlar bakın burada biraz daha uzaklaşayım. Gördüğünüz gibi hop hop en basitinden şu yükseklik kadar belki de yukarı doğru gitmek isteyecek e, teorik olarak 10.80'ler karşımıza çıkabilir. Ama burada dediğim gibi tamamen bu e, Savaş ortamından dolayı kaynaklanan birazcık yükseliş buraya da yansımış durumda asıl tabii ki altına e, Yöneliyor e, yatırımcı ama Bu noktada 10.50'ler kırılırsa arkadaşlar Daha üst noktalara gitmemiz söz konusu Olacaktır 10.70'ler 10.60'lar ve 10.80'ler 3 tane sıralı hedef var Direnç var diye sizlere aktarabilirim. Alt tarafta da desteklere baktığımızda 10.35, 10.25, 10.40 da bizim ana pivot noktamız olarak ben değerlendiriyorum. Peki şimdi özetimizi yapalım o zaman. Ons gümüş 23.5'tan. tekrar yükseliş trendine girdi. 23.8 üzerinde kaldıkça güvenli trend bölgesi destek e, burada 23.8, 23.5, 23.3 direnç ise 23.9, 24, 24.1 biraz sıkıntılı bir bölge var. E, fazlaca direnç alacağım. 24.5 gram gümüşte yükseliş trendi devam ediyor 10.40 üzerinde kaldıkça devam destek burada 10.40 10.35 10.25 demin de söylediğimiz gibi direnç 10.50 10.60 10.70 10.80'e kadar giden bir çetrefilli bir bölge olduğunu aktarmak istiyorum. Yazımızda büyüttük. Kaydettik bir de sinyallerimize bakalım. Altını da gösterelim. Gramı onu göstermedik. 798'den başlayan yükseliş trendi devam ediyor. 831'lere kadar geldik. Oldukça başarılı. Gram gümüş sinyaller. Baktığımızda 975'ten beri devam ediyor. Şu an kaça geldik? 10.50'ler civarına. Çok iyi diye düşünüyorum. Ben tabii ki takdir sizlerin. 10.49 bölü 9.75 hatta daha altı da var. %7.5 bir yükselişi analiz sistemimiz yakalamış durumda. Peki şimdi dolara geçeriz arkadaşlar. Dolara geçtiğimizde bugün Merkez Bankası'nın kararı vardı. Merkez Bankası'nın kararının sabit olacağını düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim bunu. Doların kanalın tepesinde takılıyor. 13.60 üst tarafta direnç alt tarafta da 13.45'ler var demiştik. Eğer pivot bölgemiz kabaca 13.55'lerde yanlış hatırlamıyorsam. Ona da bakarız. Faizler sabit 14 beklenildiği gibi demiştik ve dolar ve borsanın salacağını düşünüyorum bu faiz kararı sonrasında demiştik. E, sonrasında da bir arkadaşın da e, sorusu vardı. Faizin sabit kalmasıyla e, bunun açıklaması biraz uzun başka bir yayında e, tartışalım. E, düşüş trendi başlamadı mı diye sormuştu bir arkadaşımız. Sanırım 2040 2045'lerdeydik. 2030 2035'ler kırılırsa Aşağı doğru o seviyenin altında kapanışa doğru gidiyorsak o zaman trend bitti. Düşüşe doğru geçeriz demiştik borsa tarafında. Ve sonra arkadaşlar Bitcoin tarafında da 41.000 yeni hedef demiştim. 42.500 bekliyorum diye. Ve o seviyede arkadaşlar kırılarak 41.700'lere kadar gelmiştik. Sonrasında bu noktada da 2035 altında kaldığı için artık düşüş trendi başlıyor. 2.000. 12 ve 2000 borsada hedef diye aktarmıştık. Bunların da arkadaşlar saatler içerisinde gerçekleştiğini gördük. Şimdi arkadaşlar burada dolar tl'de bir sıkışma meydana geliyor. Yani birkaç gün içerisinde dolar tl'de bir şey olması gerekiyor. Şu anki harekete baktığımızda eğer biz 13.60'ları kıramazsak, kıramazsak arkadaşlar benim burada görüşüm tekrardan... Burada 13.50 ve 13.45'lere doğru bir hareket olabileceğini birkaç gün içerisinde yani birkaç gün dedim iş günü açısından söylüyorum. Yani haftaya salı çarşamba günü arkadaşlar burada bir gelişeme gelme ihtimali var. Buradaki koşulumuz bizim 13.57 üzerinde kalmamız pivot nokta bu diye düşünüyorum. 13.57 demeyelim de arkadaşlar şöyle diyelim 13.56 diyelim. 13.56'ların altında bir kapanış gelirse burada e, tekrardan bizim dolar günlük sinyal tablosunda hafif yükseliş vardı yanlış hatırlamıyorsam en son. Evet hafif yükselişle nereye gittik? 13.74'lere kadar gittik. Gördüğünüz gibi bu yükselişin hafifliğini de tespit ettik ve yukarı doğru yönü de tespit ettik. Şimdi yavaş yavaş aşağı doğru geliyor ve 13.56'lar kılırsa bu, pot, burada potansiyel olarak 13.45, 13.50'ler olarak aktarmak istiyorum. Tabii ki bu sizin için hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama burada forexçi arkadaşlar var. Çeşitli açılardan bunu değerlendiren arkadaşlar. Örneğin gram hesaplamasında bunu kullanabilecek arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Peki dolar TL'de 13.56 üzerinde kaldıkça hafif yükseliş trendi devam eder. Ancak e, 3-4 gün 3-4 iş günü içinde dolarda bir karara yaklaşıyor olabiliriz şu an o karar daha çok aşağı yönlü gibi burada 13.56 pivotu takip edilmeli bu karar için arkadaşlar kapanış gerekli Tabii ki bunun altında kalması için ve destek burada 13 55 13 50 13 45 13 40 direnç 13 60 13 65 13 70 1375 diyebiliriz arkadaşlar Önümüzdeki hafta dolar açısından yine hareketlenme olabilir bunu takip edeceğiz. Peki doları da bitirdik arkadaşlar. Şimdi nereye, nereye geçelim? Borsaya geçelim. Borsaya geçtiğimizde arkadaşlar burada gün içerisinde söylediğimiz gibi benim için önemli bir rakam burada 2035'lerde. 2035'ler 2035 rakamının e, kırılmasıyla beraber burada bir düşüş trendi tekrardan tetiklendi. Ve şu an için hedef bölgesi ilk etapta 2012'lerde. 2012'ler e, şu an kırıldı. Dolayısıyla bir alt noktaya Fibolarla da destekleyelim. Baktığımızda evet bu noktada ilk etapta 2000. Eğer orası kırılırsa da 1985'ler bulunuyor diye aktarmak istiyorum. E, duruma baktığımızda bu karşımıza çıkıyor. E, ve burada burada arkadaşlar yükseliş trendinin tekrardan başlaması için e, burada 2020'lerin üzerine tekrar atmamız gerekiyor. 2020'ler yani bakın burada da o fibo seviyesi görülüyor. 2023 diyelim ya da 2020 çok önemli değil. 2020'lerin altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Ne zaman ki onun üzerine çıkarsa bu tabii ki yarın için e, bu geçerli. Sonraki günlerde değiştireceğim ben bu seviyeleri pivot noktalarını. E, o zaman yükseliş trendinden bahsedeceğiz. Aksi takdirde burada aşağı doğru gitmek söz konusu olabilir. Şimdi burada biraz da temiz sayfa üzerinden bakalım. Günlük baza baktığımızda burada düşüş trendine başladı. Şurada tekrardan bir yükseliş trendi başlamıştı. Burada gitti geldi arkadaşlar kurtardı. Ama burada bugün kurtaramadı. Bakın burada düşüş trendi düşüş trendi destek noktası destek noktası. Şurada bir küçük destek noktası, destek noktası ve büyük destek noktası. Burası da önemli bir destek noktası. Peki bu noktaları birleştirelim kabaca. Birinci destek burası. Hatta belki şu ikinciyi de atabiliriz. Bir tane daha ana destek çizgisi. Evet asıl bizim desteğimiz burada 1990'lardan geçtiğini görüyoruz. Eğer burası kırılırsa Öncelikle 1983'ler, 85'ler deminki söylediğimiz Fibo seviyesi orası da kırılırsa 1920'lere kadar gidecek bir hareket tetiklenebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Burada benim gördüğüm bir de arkadaşlar şöyle bir direnç bölgesi var. Kaç gündür Borsa İstanbul burada debindi durdu. 1, 2, şurayı saymadım 3, 4, 5. 5 gündür arkadaşlar bu bölgeye geçmek istedi. Bu bölgeye geçseydi. Belki de borsada e, çok sert bir şekilde yukarı doğru hareketler başlayacaktı. Şu şekilde belki onayını alıp sonrasında yukarı doğru e, 2015'ler e, önce 2100'ler sonra e, 2140'lar sonrasında da e, belki tekrardan aşağı gelecekti. Ama buradaki hareket kırılmadığı için e, sıkıntı var diye söyleyebilirim ve buradaki e, destek çizgilerini tekrardan çizersek Direnç çizgilerini çiziyoruz madem. Bakın buradaki direnci görüyorsunuz. Burada iş yapmış ve şuradaki e, şimdi destek seviyesinde burada görüyoruz. Yani 1995, 1990 diyelim arkadaşlar. Bu seviye kırılırsa borsada çok ilginç noktalara doğru gidiyoruz demektir. Kaldı ki. Zaten böyle bir ortam varsa bu işte Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin arttığı manasına gelebilir. Bir alt noktada arkadaşlar biraz daha iyimser tabloda 1960'lar olduğunu söylemek istiyorum. Yani borsada e, trend aşağı doğru döndü diyebiliriz. Günlük bazda e, 5 saatlik baza bakalım. Bu noktada da baktığımızda önemli destek bölgesi e, karşımıza çıkan bakıyorum şöyle bir. Evet 1950'ler yine karşımıza çıkıyor sürekli o noktaya dikkat etmek gerekecek gibi diyebilirim. Peki son analizimiz Bitcoin üzerine. Bitcoin'de dediğimiz gibi arkadaşlar burada 41.000 seviyesi kırılmamalı. Şimdi tekrar etmek istemiyorum. Şöyle bir yaklaşalım. Şu an kaçtayız arkadaşlar? 41.800'lerdeyiz. Daha önceki yayınlarda ve grafiklerde arkadaşlar şöyle tobo, tobo seviyesinin olduğunu şu mor çizginin geçirmediği sürece çok bir şey beklenmeyeceğini eğer bu çizgi geçilirse de 52 bin lira bir potansiyel olduğundan bahsetmiştik ve bugün düşüş trenine başladık arkadaşlar günlük bazda ve eğer şuradaki 41 bin 500, 41 bin 300 neyse arkadaşlar çok önemli değil bu seviye kırılırsa 38 bin bölgesi hatta daha altı yeniden potansiyel olacaktır diye ben düşünüyorum. Bitcoin'de arkadaşlar e, baktığında 42.700 altında kaldıkça da düşüş trendi devam eder diyebilirim. Uzun vadede baktığında halen düşüş trendi devam ediyor. Benim düşüş trendim uzun vadede arkadaşlar 53.000'lerden başlamıştı bizim 12. ayda ve halen devam ediyor. Haftalık bazda bir yükseliş trendi başlamıştı. Burada 40.000'lerden ve 45.000'lere kadar geldik. Ee, halen bitmiş değil ama buradaki grafik pek hoş değil onu söylemek istiyorum öncelikle size ee, Burada yeniden düşüş trenine girme riskimiz var mı Haftaya bakacağız arkadaşlar Burada benim gördüğüm yine 40 bin 38 bin bölgesi çok 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 önemli olacak önümüzdeki birkaç hafta boyunca Eğer oralar kırılmazsa ne ala tekrardan 45 binlere gideriz diye düşünüyorum ama Eğer orası kırılırsa 38 bin Hatta 35 bin bölgesi yeniden karşımıza çıkma ihtimali vardır diye düşünüyorum. Peki burada yayınımızın sonuna dön geliyoruz arkadaşlar. E, 37 dakika olmuş. E, umarım sıkılmadınız. Ben e, 50 dakikada 60 dakikada konuşurum. E, bu şekilde yayınımızı tamamlıyoruz. Teknik analiz eğitimi almak isteyenler arkadaşlar için buradaki bir e, tanıtım videosu var. Onu e, izleyebilir ve daha detaylı bilgi ve kayıt için bu mail adresine mail atabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.